Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, ayın konu adı altında bir yıl boyunca sürdürdüğümüz ülke ve meslek gündemini gündemiyle ilgili olarak sürdürdüğümüz konferanslar dizisinin 2015 yılı içindeki son konferans programımıza Bozkurt Güvenç'le sonlandırıyoruz. Sayın Ruşen Keleş ile başladığımız konferanslar dizisinin son ayağında gerçekleştireceğimiz bugün konferansta katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kabul ederek bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Mimar Odası İstanbul Şubesi adına gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, mimarlık kültürel ve sanatsal bir ifade biçimi ve toplumsal bir kültür öğesidir. Mimar Odası tarafından kaleme alınan Türkiye Mimarlık Politikalarına Doğru başlık metnin bu satırlarla başlıyor. Bu bilincin oluşmasında katkı verenlerden birisi olan Sayın Bozkurt Güvenç hakkında birkaç söz etmek istiyorum. Birçoğunuz yakından tanıyor olabilirsiniz. Sayın Bozkurt Güvenç önce mimar, sonra Türkiye'de antropoloji biliminin temellerini atmış bir bilim insanı ve eğitimci. Bozkurt Güvenç yaşamı doğum tarihi itibariyle Cumhuriyet tarihinin siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamına tanıklık etmiş bir kişi. Bozkurt Güvenç 1926 yılında Samsun'da doğdu. Babasının subay olması nedeniyle ilk ve ortaokul eğitimini Anadolu'nun 7 ayrı ilinde 11 ayrı okulda sürdürdü. Ve bu nedenle de Anadolu'yu Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde tanıklık etme şansına sahip oldu. Lise eğitimini Kabataş Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1944-45 yılında İTÜ Mimar Fakültesi'ne girdi. 1945 yılında kazandığı devlet bursuyla gönderildiği ABD'de 1950 yılında mimarlık eğitimini tamamladı. 1952 yılında Melda Sunay Hanım'la evlendi. Bursun karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda inşaat dairesinde ve şantiyelerinde mecburi hizmet yaptı. Çok partili döneme geçişinin ardından Demokrat Parti döneminin eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla yakından ilgilendi. 1956 yılında İstanbul'da mimarlık bürosunu kurdu. 1956-61 yılı arasında Darüşşafaka Lisesi'nde matematik, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bildiğimiz Yıldız Teknik Okulu'nda mimarlık eğitmeni ve yöneticilik yaptı. 58-61 yıllarında Kalkınıyoruz, Geriliyoruz tartışmalar arasında ne oluyoruz sorusuna yanıt aradı. Ve bu arayış sonucunda tekrar ABD yolculuk yaptı. 62-63 yıllarında Bursa ile Columbia Üniversitesi'nde eğitim ve insan bilim programlarını izledi. Bu dersleri izlerken kültürün değişen bir varlık alanı olduğu gerçeğini öğrendiğini anılarını da paylaşıyor. Dönüşünde Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda görev aldı. Doktorasını 65 yılında bu üniversitede tamamladı. Temel Bilimler Yüksekokulu'nu ve Nüfus Etütleri Enstitüsü'nü ve Sosyal Antropoloji bölümünü kurdu. 69'da doçent, 77'de profesör, 93 yılında emekli oldu. Sayın Güvenç 1972-76 yılı arasında Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı'nı, 74 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı görevlerini üstlendi. 79-81 yılı arasında Tokyo Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü'nde konuk araştırma profesörü oldu. 85-86 yılında Wilson Center burslusu olarak araştırmalar yaptı. Amerika'da araştırmalar yaptı. 93-2000 yılı arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak Çankaya'da görevlendirildi. Başbakanlık Atatürk Barış Ödülü Yüksek Kurulu'nda, Yüksek Öğretim Kurumu Genel Kurulu'nda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda, Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu'nda yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni UNESCO Genel Kurulları ile Uluslararası Eğitim Konferanslarında ve Avrupa Konseyi'nde temsil etti. Japonya'nın Yükselen Güneşin Altın Işınları nişanıyla ödüllendirildi. 97 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne onursal üye seçildi. Çalışmalarında insan, kültür,
eğitim ve değişim sorunlarına odaklanan Güvenç'in 4'ü yabancı dillere çevrilmiş, 30 kadar kitabı yabancı dillerden Türkçe'ye çevrilmiş, 5 çevirisi bulunmaktadır. Mimar Odası'nın kuruluş dönemi üyelerinden olan Bozkurt Güvenç, Mimar Odası'nın 60 yıllık tarihi boyunca mimarlık ve kültür üzerinden meslek ortamına birçok kongre, sempozyum ve panelde bildirilerinin yanı sıra mimarlık dergilerimizde makalelere yürüttüğümüz tartışmalarda bizzat katılarak bizlere ışık tutmuş, tutmaya da devam etmektedir. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, konferans akışı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Önce hocamız sunuşunu yapacak. Sunuşun ardından mikrofonu soru sormak isteyen sizlere uzatacağız. Hocamız sorulara yanıt verdikten sonra tekrar sorularla tartışma tekrar değerlendirilebilir, devam ettirilebilir. Konferansımız şu andan itibaren canlı yayında. Mimaris.tv'de yayınlanıyor. Ayrıca ses kaydı yapılmaktadır. Mikrofonu eline alan, soru soran meslektaşlarımız, konuklarımız ismini de söylerse ses kaydı için anlamlı olacak. İsim kaydıyla birlikte girecek. Daha sonra bu konferanslar dizisi ilk Ruşen Keleş hocamızla başlayan konferanslar dizisi ayrıca yayın yapılacak. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hocam söz sizin. Buyurun. Çok teşekkürler tekrar. Merhabalar dedim. Arkadakiler beni duyabiliyor mu? Biraz sesim kısık. Duymayan elini kaldırsın diyeceğim ama duymayan nasıl kaldırsın? Duyuyorsunuz değil mi? Peki. Şimdi bu konferanslar öncesi tanıtmaları mümkün olduğu kadar kısa tutmalı. Çünkü dinlediğiniz zaman bayağı moraliniz bozuluyor. Ben bu adamla nasıl başa çıkabilirim diye. Vay canına, bu adam neler yapmış diyorsunuz değil mi? Peki. Fakat bunun bir kolay tarafı da var. Böyle bir tanıtma belki sunuşum sırasında atlayacağım veya üzerine durmayacağım bazı noktaları da belirlemiş oluyor. Şimdi benden böyle bir ayın konuşması istendiği zaman ben mimarlığı 1960 başlarında bıraktım. Ben bu işi devam ettiren meslektaşlara bugün ne verebilirim diye düşündüm. İşi biraz mimarlığın dışına taşıyıp tasarım sanatı dedim. Tasarım sanatı. Çünkü mimarlar da tasarım sanatı yaparlar. Fakat diğer tasarımcılardan biraz farklı bir tarafları var. Yani aslında değerli meslektaşlarım, her sanatçı özgür olmak ister. Ama sanatçının, mimarın bir başka özelliği var. Mimar özerk de olmak istiyor. Özerk olmak istiyor. Şimdi tabii biz Türkçe'de şimdi bu iki kavramı birlikte kullanıyoruz. Özgür ve özerk gibi. Halbuki özgür olmak her zaman özerkliği getirmiyor. Mesela Türkiye'de bugün yazarlara bakın. İstediğinizi yazmaya özgürsünüz. Ama hesabını vermeye geldiği zaman özerkliysiniz. Adamın iflahını kesiyorlar. İşte burada bir önemli fark var. Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Bir de tabii aradan geçen 40-50 yılda mimarlıkla ilişkim kopmadı. Yani bütün bu anlatılan hayat hikayesinde ben galiba yaptığım her işi biraz mimarca yapmaya çalıştım. Mimarlığın bana verdiği bir formasyon, bir dünya görüşü var. Evet. Şimdi bu uzunca girişten sonra bu konferansta neler yapacağım? Önce bir kısa ön bilgi vereyim. Bir vefa onur çağrısına teşekkür ediyorum. Veya edeceğim saygılarımla. Mimarlık diyorum sorumlu ve sorunlu bir tasarım sanatıdır. Bakın, sorumlu yani mesuliyet sahibi fakat bu mesuliyetinden dolayı da sorunlu bir tasarım sanatıdır. Diğer sanatların pek çoğunda mimar özgürdür ama
bir sorumluluğu da yoktur. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama mimarın sanatı öyle değil. Mimarın işe biraz sorumluluk da gerekiyor. Mesleğimizin önemli sorunlarından bir tanesi diploma, ruhsat, özgürlük ve özellik sorunlarıdır. Benim mezun olduğum tarihlerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlara bir mezuniyet diploması verirlerdi. Bu diploma ruhsattı. Diplomayı koyun cebinize, her türlü projeyi yapın. Biraz önce arkadaşlarıma naklettim. O yıllarda şöyle bir olaya da tanık oldum. Teknik Üniversite'den mezun olan bir inşaat fakültesi mezununa demişler ki diploma projesi olarak Boğaz'a bir köprü yap. Çocuk şaşkın demiş ki Boğaz'ın neresinde nasıl bir köprü? O neresinde olacağını da tayin edeceksin demiş. Yani şeyde projede o da var. Köprüyü nereye kurmayı da sen bulacaksın. Şimdi değerli meslektaşlarım, dünyada böyle tek başına mimarlık yapan, büyük işler yapan mimarlar kalmadı. Mimarlar artık bir grup halinde iş bölümü yaparak çalışıyorlar. Yapmak zorundalar. Bu da cebinizdeki diplomayla iş yapmak yetkisini size vermiyor. Hemen şunu belirleyeyim. Avrupa'yı çok iyi bilmiyorum ama Amerika'da mimarlık eğitimi görmüş birisinin imza atarak iş yapabilmesi için en az 10 yıl bir mimarlık bürosunda veya mimarlık bürolarında çalışması ve ondan sonra da çok ciddi bir olgunluk sınavından geçmesi gerekiyor. Bu bir hafta süren bir sınavdır. Ancak bunun sonunda kişiye bir ruhsat verirler ve o ruhsatla imza atabilir. O güne kadar mimar olarak her yerde çalışır ama imza atamaz. Şimdi biz okuldan mezun olana bu imza yetkisini veriyoruz. Bunun değiştirilmesi için çok uğraştım ama başaramadım. Efendim, eğitim, tasarım, değişim ve dönüşüm bunlar birbirinden çok farklı kavramlar değil. Çok kısaca şöyle arz edeyim. Eğitim dediğimiz o süreç, eğer bize bir dünya görüşü ve bir değişim bilinci vermiyorsa bize ne verebilir ki? Eğitim sadece bir meslek öğretmek, bir beceri öğretmek değil. Eğitim bir dünya görüşü kazandırma sürecidir. Bunu yapmıyorsa eğitim eksik kalmış demektir. Mimarlık ve insan bilimden şeye nasıl geçtim? Eğitimden insan bilime nasıl geçtim? Gerçi beni tanıtan arkadaşımız buna değindi. Ama buradan size bazı canlı anekdotlar vermeye çalışacağım. Aramızda pek fazla genç arkadaş görmüyorum ama orta yaşlı ve benim yaşımdaki mimarların bazı anılarını da bu arada tazelemiş olabilirim. Ülkemizde yaşanmış 10 yıllardan seçilmiş bazı olaylar size sunacağım ve bunu mimarlığa bağlamaya çalışacağım. Şimdi bu 2000'li yıllarda biliyorsunuz dünyada bir küreselleşen dünya hareketi oldu. Bütün ülkeler bunu kabul ettiler. Burada büyük bir sorun var. Araştırmayı anlayamadım. Neden dünya bunu bu kadar kolay kabul etti diye sonunda buldum. Efendim, biz yıllardan beri mimarlıkta modern çağlar, sanatta modern zamanlar, yani Rönesans'tan sonra olan her şey moderndir. Ama çağımızda bir mor modern, hatta bir most modern var. Most modern biraz mosmor olmak gibi bir şey. Nedir bu most modern? Çok basit olarak anlatayım. Bu most modern dünyada her şey olabilir. Eğer bir dünyada her şey olabiliyor ise, buna izin varsa bu toplantılara hiç gerek yok. Bırakın her şey olabilsin. Galiba mimarlığın veya sanatçının karşı çıkmak zorunda olduğu dünya görüşü de her şeyin olabileceğini kabul etmek değil, ona başkaldırmaktır. Şairler gibi, yazarlar gibi, onların yaptıkları gibi. Belki bunu mimarlıktan yapamıyoruz ama
sanatçı kişiliğimizle yapmaya çalışıyoruz. Konuşmamın çerçevesi bu. Açıklandı. Biraz belki zamanı düşünerek kısa kesebilirim. Lütfen sorularınızı bana hatırlatırsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. 90 yaşındayım. Uzatmaları oynuyorum. Hani futbolda öyle bir tabir var ya, 3 dakika, 5 dakika filan. Emekli bir mimar olarak benim numaram 1748. Bilmiyorum, o 1700'lerde mimar var mı aramızda? Galiba çoğunuzdan da yaşlı olmalı olduğumu düşünüyorum. Bu toplantıyı düzenleyen ve beni davet eden eşimle birlikte Mimarist veya İstanbul Mimarlar Odası'nın bu şubesine teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Efendim, mimarlık bir özgür, dünyada bir özgür sanatlar kavramı vardır. Arte liberale diyor İtalyanlar, özgür sanatlar. Yani her sanat özgür değildir. Çilingirlik de bir sanattır, duvarcılık da bir sanattır ama özgür sanat değildir. Adam bildiği işi yapar. Hani Beykozlu testici Mustafa Usta gibi, o bir hani testi yapar ama özgür değildir. Testi yapmak zorundadır. Öyle bir akademide öyle bir şey anlatırlardı. Galiba Bedir Rahmi'nin bir atölyesinde öğrencilerden bir tanesi son derece orijinal bir testi çizmiş. Demişler ki, bu testiyi kim yapar? Beykozlu Mustafa Usta yapar. Gitmişler, usta koymuş resmi önüne. Ama elleri eski testiye alışmış. Bir yere geldiği zaman o tasarlanan testiyi değil de bildiği testiyi yapıyor. Sonra demiş ki, kusura bakmayın, bu eller artık başka testi yapmıyor. Yalnız bir tür testi yapıyor. İşte burada özgür sanat bitmiştir. Burada bir fark var. Mimar kendisini yenileyen bir kişidir. Yineleyen, yani tekrarlayan bir sanat değildir. İkisi arasındaki fark, birisinin özgür olmasıdır. Yani yeniliği, farklılığı arayan bir sanatçıdır. Mimarlık, özgürlük derken bir de özellik ayırıyorlar. Türkiye'de bunun ayrımını yapmıyoruz. Fakat Türkiye'ye özgür üniversite veya çağdaş üniversite fikrini getiren bir Alman hukukçu çok kolay bir tanım veriyor. Lütfen bunu bir yere yazın, hatırlamaya çalışın. Özgürlük nedir? Özellik nedir? Özellik, özgürlüğün hukuki güvencesidir. Bakın, özellik, yani otonomi, özgürlüğün, hepimiz özgürüz ama çoğumuz özerk değiliz. İşte özellik denen şey, özgür sanatların hukuki güvencesidir. Mimarlığımız da diğer sanatlarda olduğu gibi bu özelliğe, bu otonomiye sahip değildir. Mimarlar eğer özerk olabilirse topluma çok daha yararlı hizmetlerde bulunabilir ve yaptıkları eserlerle toplumu eğitebilirler. Bugün mimarlar toplumu eğitmiyor. Sadece toplumda olup bitenlerden şikayet ediyorlar. Nedir bu başımıza gelen? Şikayet ediyoruz ama değiştiremiyoruz. Evet. Her sanatçı tasarım yapar zaman mekanda. Özgün eserler tasarlayan mimarlar ise yalnız özgürlük değil, özellik arayan sanatçılardır. Yani bağımsızdır. Baş kaldıran sanatçılardır. Neye güvenirler? İşte bir yaratma sanatı var ya, ona güvenerek toplumda bir yer edinmeye ve bir güven kazanmaya, bir saygı kazanmaya layık oldular. Girişte sözünü ettiğim, kısaca üzerinde duracağım. Bu ülkemizdeki, özellikle ülkemizde, dünyada değil, bu diploma ve ruhsat meselesi var. Benim mezun olduğum yıllarda mimarlar tek başına çalışan primadonnalardı. Belki bir asistan, belki iki üç tane öğrenci mimarlık bürosu yapıyorlar. Bu biraz bana prematüre, çok zayıf bir mimarlık. Yani mimarlık bir yerde tasarımdır, bir yerde uygulamadır, bir yerde inşaattır, bir yerde iştir. Yani
o beraber çalıştığınız kişilerin geçimini, yaşamını, gelişmesini, mutluluğunu düşünmek zorundasınız. Bir kişinin üniversiteden mezun olduğu zaman bütün bu karmaşık işlerin içinden çıkıp doğru dürüst mimarlık yapması mümkün değil. Aslında belki bu söylediğim yalnız mimarlar için değil, öteki sanatçılar için de geçerlidir. Gerçi onlar tek başına çalışabilirler. Tam gibi öyle şeyler, sanatçılar da vardır. Öyle tek başına yeterlidir. Ama mimarlıkta tek başına çalışmanın mümkün olamayacağını gördüm. Buna da inanıyorum. Efendim, şimdi bu bir iki örnek vereyim. Rahmetli Vedat Dalokay benim teknik üniversitede sınıf arkadaşım. Gerçi çok uzun beraber olmadık ama oradan bir arkadaşlığımız var. Sonra biliyorsunuz Pakistan'a gitti. Faysal Camii'ni yaptı. Döndü. Ankara'da teknik üniversitede bir konferans verdi. Bu Faysal Camii'nin özelliğiyle ilgili. Bakın, bir mimarın, bir sanatçının işine saygısı ve de şeysi, dünya görüşü. Cami dedi, Pakistan'da yapılacak. Bir Türk mimarının tasarımı, Suudilerin parası, İngiliz müteahhit. Şimdi dedi, böyle bir ortamda Pakistanlı insan bu camiyi nasıl kabul edebilir? Bir Türk'ün tasarımı, falancanın parası, filancanın mühendisliği olacak iş değil. Bu çelişkiyi gördüm ve dedi, müteahhitle yapılacak, yapılması tasarlanan sözleşme şeyine şu maddeyi koydum. Bunları değiştiremiyoruz. Çünkü değiştirmeye kalkarsak bu cami yapılamaz. Ama dedi, şunu istiyorum. Bu caminin bütün taşıma ve betonarme işleri Pakistanlılar tarafından elle yapılacak. Bakın, elle yapılacak. O tarihte anlamamıştım bu Pakistanlılara verdiği bu rol, bu görev nereden geliyor diye. Yıllar sonra eşimle beraber yolumuz düştü. İslamabad'da bir akşam geç vakit meşhur camiyi gördük. Saat 6:30-7. İnanmayacaksınız, panayır gibi kaynıyor. İnsanlar geliyor gidiyor, çayırlarda oturuyor, yemek yiyor, kütüphanesine girip çıkıyor. Adeta bir çağdaş kültür merkezi. Bizi gezdiren bir Pakistanlı şey var, mihmandar var. Hiç şey yapmadan, mimariden bahsetmeden dedim ki, bu camiyi seviyorsunuz galiba, beğeniyorsunuz. Beyim dedi, nasıl sevmeyelim? Bu caminin dedi, betonunu elimizle döktük dedi. Bakın, bir mimarın, Vedat'ın olayı önceden görüp koyduğu şaş. Parası oradan, mimarisi benden, teknik hizmetler İngilizlerden ama Pakistanlılar bu caminin betonunu elleriyle döktük diyorlar. Onun için çok seviyorlar. Şimdi mimar, şu örneği vermek istiyorum. Sadece bir değil, bu dünya görüşüne sahip bir kişi olmalı. Allah rahmet eylesin. Evet, tabii buradan öğreneceğimiz pek çok şey var. Fakat şöyle özetleyeyim değerli meslektaşlarım. 20. yüzyılın en büyük eğitimcilerinden bir tanesi Amerikalı John Dewey'di. John Dewey'in eğitim felsefesi, insanlar dinleyerek, okuyarak değil, yaparak öğrenirler. Yani siz mimarlık eğitimini 3 sene, 5 sene, 10 sene yapın. Öğrencilere mimarlığın nasıl olduğunu, tasarımın ne olduğunu anlatın. Pek bir şey fark etmez. Mimarlığı ne zaman öğrenirsiniz? Yapmaya başladığınız zaman. Çünkü insanoğlu her yaptığını öğreniyor ama ne yazık ki her öğrendiğini de yapmıyor. Onun için mimarlık eğitiminde ve mimarın gelişmesinde, mimara eğer çalışma fırsatı vermiyorsanız, ona gelişme şansı vermemiş oluyorsunuz. Evet. Efendim, eğitim, tasarım, gelişim ve değişim. Mesleki saygınlık süreci.
Mimarlık adayları, öğrencileri dünyayı görüp tanımalı ve tanıyarak çalışmalı ve çalışarak kendilerini geliştirmeli. Bunun şöyle bir gerekçesi var değerli meslektaşlarım. Toplumların ve de insanların temel ihtiyaçları, işlevsel ihtiyaçları çok çeşitli değil. Yemek, içmek, barınmak, sığınmak, korunmak, güvenlik duygusu gibi 4-5 maddede toplanıyor. Ama dünyayı dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. 4-5 ihtiyaç maddesine karşı çözümler sonsuz. Kutuptaki çözüm başka, ekvatördeki başka, doğudaki başka, batıdaki başka. Şöyle özetleyeyim. İhtiyaçlar sınırlı olduğu halde çözümler sınırsız. İşte mimara özellik ve özgürlük veren de o sınırsız imkanlar. Size bunu anlatırken mimarlık eğitiminin başında hani temel tasarımdan mimari tasarıma geçersiniz. Yaşadığım bir olay oldu. Hepimizin önünde böyle küçük bir şey, tahta, T cetveli, işte şeyler, gölgeler filan. Hepimiz böyle bol bol paralel çiziyoruz. Bir Alman asistan geldi. Türkçesi az çok. Elini o çizgilerden birine koydu. Dedi ki, bu çizgi nedir dedi. Vallahi hoşuma gitti dedim, öyle işte çiziyorum şeyde, T cetveliyle. Evladım dedi, siz dedi burada resim yapmıyorsunuz. Süsleme sanatı da değil. Mimarlıkta her çizginin bir anlamı olması lazım. Eğer onun anlamını bilmiyorsan o çizgiyi hiç çizmezlerdi. Şimdi bunu söylerken Tanor bana gülüyor çünkü o çizgilerini çok böyle şeyli, tasarruflu kullanırdı. Hiç böyle fazla bir çizgi bulamazsınız onun eserlerinde. Onun için ben ona böyle bir yani mimarlığı bıraktı, karikatür falan yapıyor ama ne müthiş bir mimar olurdu diye düşünürüm hep böyle. Çizgilerini çok çok hesaplı kullanan, ekonomik kullanan birisiydi. Evet. Şimdi efendim, Fransız devriminden günümüze kalmış bir şey var, bir deyim vardır. Yani Fransız devrimi acaba bu dünyaya, çağdaş dünyaya nasıl bir miras bıraktı? Bu işi inceleyenler ve yazanlar diyorlar ki şöyle bir slogan bıraktı. Birlik içinde çeşitlilik, çeşitlilik içinde birlik. Değerli meslektaşlarım, mimarlıkta bu çok önemli. Birlik içinde çeşitlilik, çeşitlilik içinde birlik. Yani eseriniz o birlik, o tek eser içerisinde çeşitli işlevlere imkan vermeli. Ama o çeşitlilik birliği bozmamalı. İşte bunun dengelenmesi, bunun yaratılması, sözle söylenmesi kolay fakat yerine getirilmesi zor. Şimdi yaşadığımız dünyada iki temel görüş var. İnsan dediğimiz bu anlaşılmaz varlık kendisini merkeze koyuyor ve ötekileri hep karşı görüyor. Ben, ego versus other. Egonun bütün insanları karşı görmesi. Arap atasözü var. Bir İngiliz alaştırdı İslam dünyasını. Arapçada söz var. Dünyaya karşı ben. Yani sanatçı tabii özgür olacak ama dünyaya karşı da olmayacak. Dünyayla birlik nasıl olabilir? Tabii eğer Ziya Gökalp okursanız veya Dürkheim okursanız toplum işlevsel bir bütündür. Her şey mutluluk içerisinde gayet güzel gider. Öyle gitmiyor. Toplumda bir çatışma süreci var. Nedir o çatışma? Bireyin ötekine karşı olması. İşte bu mimarlıkta bazen sorunlara yol açıyor. Yani mimarlar iş bulabilmek için, yaşamak için kendi meslektaşlarına karşı davranıyorlar. Yani saygılı değil de ona karşı davranıyorlar. Ben mimarlık hayatımda
birkaç tane proje kaybettim. Bir tanesi önemli bir sinema projesiydi. Ama o güne kadar hiç sinema yapmamıştım. Sinema yapan bir meslektaşım gitmiş demiş ki, ya bu çocuk da acemi, ben sana doğru dürüst bir sinema yapayım demiş. Ben projeyi kaybettim. Şimdi acaba mimar dediğimiz o özgür sanatçı kendi meslektaşına bu şekilde bir davranışta bulunabilir mi? Eğer böyle bulunmaya devam edersek değerli arkadaşlarım, mimarlık hiçbir zaman bir meslek olamaz. Bakın doktorlar bunun çok ciddi örneklerini verirler. Doktor bir hata yapabilir. Siz ondan rapor alın. Benim bir arkadaşımın bademciliğini alırken küçük dilini kestiler. Çocuk gitti küçük dili yok. Doktorlar diyor ki küçük dili yok. Diyor ki ben ameliyat oldum. Vallahi sizin küçük diliniz yok. Kimse ona rapor vermiyor. Bu küçük dilin ameliyat sırasında kaybolduğuna dair. Çünkü doktorlar arasında bir mesleki dayanışma var. Kendi meslektaşını haklı veya haksız koruyor. Mimarlar arasında yok. Mimarlar adeta birbirlerini rakip gördükleri için bir türlü bir meslek dayanışmasına sahip olamıyorlar veya olmakta güçlük çekiyorlar. Evet. Efendim, mimarlıktan toplum bilime, eğitime ve toplum bilime geçerken bazı yaşantılarım oldu. Sizleri çok fazla yormadan tanıdığınız, bildiğiniz bazı sahneleri sizlere özetlemeye çalışacağım. 1950'de Amerika'dan döndüm. Emektar Ankara vapuru ile İstanbul yolcu salonuna geldik. Eşyalarımın gümrükten geçmesini bekliyorum. İstanbul yolcu salonunun mimarisi, detayları dikkatimi çekti. Ne kadar güzel bir eser, çağdaş bir eser. Sağa sola bakarken bir plaket gördüm. Plaket şöyle diyor. Bu bina falanca bakanın, filanca genel müdürün, filanca bilmem inşaat dairesinin, inşaat dairesi başkanının zamanında yapılmıştır. Mimarı kim? Yok. Sadece yaptıran otorite. Eyvah dedim ben buraya döndüm ama galiba bu memlekette bana hiç iş yok. Çünkü mimarın adı geçmiyor. Evet. Şimdi bu bürokrasinin şeysidir. Bir tavrıdır. Yani işi sipariş etmez, yaptırır. Hatta bugün bunu TRT'de görürsünüz. Bu işte yayın falanca şirkete yaptırılmıştır. Devlet böyle konuşuyor. Falanca tarafından yapılmıştır değil, yaptırılmıştır. Bu mimarlığı öldüren bir tavırdır. Mimara siz bir şey yaptırmamalısınız. Yaptırmaya kalkarsanız orada mimarlık da olmaz, özgür sanat da olmaz. Efendim, bahsedildi. Ben mecbur hizmetimi Ulaştırma Bakanlığı'nda yaptım. Demir yolları terk edilmiş, demir yollarının ve Ulaştırma Bakanlığı'nın fen heyeti bir yer bulup kaçıyor. Başka kurumlara gidiyorlar. Toprak mahsullerine, bayındırlığa vesaire. O tarihte bir Ulaştırma Bakanı var. Asker kökenli, babamın yakın arkadaşı. Ben dedim ona gideyim, bu kaçan fen heyeti sorununu anlatayım. Bizi kabul et. Sayın Bakanım, belki biliyorsunuz, fen heyetinde çalışan meslektaşlarımız, mimar ve mühendisler teker teker bu bakanlıktan kaçıyorlar. Bu soruna lütfen eğilir misiniz? Yanıt. Hepsi defolup gitsin dedi. Ben bu bakanlığı dedi, yedek subay mühendislerle de yönetirim. Hadi bakalım. Bürokrasinin sanata, özgür sanatlara tavrı ve bakışı. Bir örnek. Ben de ayrılmaya kalktım ama bir türlü mecbur hizmetimi devralacak bir yer bulamadım. Bayındırlığa gittim. Dosyama baktılar, diplomama baktılar. 1,5-2 ay bekledim. Sonunda rapor. Bir
Bir genç geldi, dedi ki hocam kusura bakmayın dedi. Biz sizin kadar iyi bir arkadaş aramıyoruz dedi. Bürokrasinin kendisini savunma politikası. Mecbur hizmetimi yaparken eşimin desteğiyle istifa edip ayrıldım. Ve de bir iki sene eksik kaldığı halde bana devletin ödediği bütün parayı faiziyle ödedim. Diyeceksiniz ki bir iki sene kalmışken neden ayrıldın? Çok basit. Ankara'dan bir telefon bana, İstanbul'da çalışıyorum, birinci işletmede. Falanca yerde filanca hastanenin bir başhekim lojmanı var. O lojmanı satın almak istiyoruz. Lütfen bir keşif yapar mısınız? Yaparız. Derken yazılı emrin yanında bir de telefon. Bakın, bu iş acil. Lütfen geciktirmeyin. Aşağı yukarı 150 bin lira civarında olsun. Şimdi keşfi ben yapacağım ama talimat yazılı değil, sözlü talimat. Atladım bir arabaya, gittim hastanenin civarında, bir kahvede oturdum. Ya çocuklar, buralarda bir başhekim lojmanı varmış, satılıkmış. Kaç para eder? Vallahi benim dedi, bu bir verem hastanesi olduğu için hiç talibi yok. 10 bin liraya bile alabilirsiniz dedi. Hadi ayıp olmasın diye. Bir alabilirsiniz diyor ama pazarlık da etmiş değilim. Raporunda dedim ki 15 bin liraya bu şey başhekim lojmanı satın alınabilir. Bir hafta geçmedi. 3 tane müfettiş geldiler. Beni didik didik arıyorlar. Bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Ya ben bir kusur işlemedim. Neden dedim böyle geldiniz? Dediler ki Ankara'dan emir var, bir şeyler bulup seni buradan yollayacağız. Neden? Çünkü ben bu 150 bin liralık talimatı yerine getirmedim. Acaba pişman mıyım? Asla. Bakın eğer ben o 150 bin liralık talimatı yerine getirseydim, şimdi çoktan emekli olurdum ve siz bana bu onurlu görevi vermezdiniz. Diye düşünüyorum. iyi ki beni ayrılmaya zorlamışlar ve de ayrılmışım. Tekrar eşime teşekkür ediyorum çünkü o zahmetli yıllara katlandı. Efendim, bu bürokrasiden bir iki tane size örnek. Çok fazla değiştiği kanısında değilim. Bürokrasinin özgür sanatlara, özerk sanatlara ve mimarlığa karşı tavrı çok değişmiş değildir. Böyle devam ediyor. Serbest mesleğin kolay olduğunu zannediyordum. Orası daha da güçmüş. 1950'li yıllar, her şey kara borsa, yok. Cam yok, suyu tesisat malzemesi yok, fayans yok. Önemlisi çimento ve demir yok. Mimar proje yapar ama kimse proje yaptırmıyor. Herkes geliyor diyor ki, eğer benim inşaatımı anahtar teslimi yaparsan sana proje var. Neden böyle söylüyorlar? Haklılar. Çünkü kalfalar işi alıyorlar ucuz fiyata. Çatı kapanırken kalfa kayıp. Sonra mimara geliyorlar, diyorlar ki sen bu işi 300 bin demiştin. Bizim kalfa 150 bin alıp gitti. Şimdi biz sana 150 bin verelim. Sen bunu tamamla. Mümkün değil. Çünkü kalfa 4 kalem işle alacağını aldı, karını aldı. Size geriye 100 kalem iş bırakıyor. Uğraşacaksınız, siz oradan para kazanacaksınız. Kazanamazsınız. Daha önemlisi, İstanbul'u anlatacağım. İnşallah değişmiştir. Umuduyla söylüyorum. Projenizi yaparsınız. Bir hafta sonrası çağırırlar. İlk soru şuydu. Ya sen mektep projesi gibi proje yapıyorsun. Kaç para alıyorsun bu iş için? Kardeşim senin ne üstüne vazife? Mimarlık odası bana bu yetkiyi vermiş. Hayır yani merak ettik de. Ya nedir? Sen projeye bu kadar emek verdiğine göre herhalde çok para alıyorsun. Ama hiç bizi görmüyorsun.
Ne oluyor? Ben bu projeyi veriyorum, bir türlü ruhsat çıkmıyor. Ne oldu diye soruyoruz. Estetik jüriye gitti. Estetik jüriden gelir, statik jüriye gider. Size bir türlü şey vermezler, ruhsat vermezler. Sonunda bir Kavataş'tan sınıf arkadaşım, yatakhane arkadaşım, mimarlar şeyde İstanbul İmar Müdürlüğü'nde görevli, adını vermiyorum. Yahu dedi ki bana gelme dedi. Çemberlitaş'ta dedi bir mühendis var. Kahvehanede oturuyor bir mermer masada. Git onu gör dedi, bütün ruhsatların çıkar. Adam proje dosyasını bile açmadan üzerine bir damga basıp bir şeyler yazıyor ve sizin ruhsatınız bir hafta 10 günde çıkıyor. Şimdi düşünün, bir meslek eğitimi görmüşsünüz, ona saygılısınız, seviyorsunuz, ruhsat alabilmek için o kahvedeki sorumsuz mühendis kişiye, gerçi bir unvanı var ama ona rüşvet vermek zorundasınız. Böyle bir sanatçının özgür ve özerk olması mümkün mü? Kanaatimce değil. Üstelik bakın şöyle bir sıkıntıyı da yaşadım. 57-58 işler kızıştı. Devlet bir milli korunma kanunu çıkardı. Amaç şeyi önlemek, kara borsayı önlemek. Eğer şantiyede faturasız malzeme bulunursa zabıt tutuyorlar. Ondan sonra mahkemede gidip hesap veriyorsunuz. Birkaç defa başıma geldi. Şantiye teftiş ediliyor. Demirin faturası, çimentonun faturası. Hepsi kara borsa. İmar şeye çağırdılar. Büroya çağırdılar. Karşımda siyasal rozeti taşıyan genç bir çocuk. Dedi ki, hocam kusura bakmayın dedi. Şantiyelerinizde dedi, kara borsa mal bulunuyor, fatura yok. Sizin dosyanızı mahkemeye göndermek zorundayız. Dedim ki, değerli arkadaşım, ben dedim bakın 1 liralık çimentoya 1 liralık demir için 5'er lira ödüyorum. Şu küçük şantiyede en azından 25-30 bin lira kara borsaya fazla para verdim. Sana 500 lira vermek hiçbir şey değil. Ama bunu vermeyeceğim. Sen beni mahkemeye gönder ve ben bunu hakime anlatayım. Çocuk bana cevap veriyor. Hocam 250 de olmaz mı diyor. Yapma yahu dedim. 250, 5 lira desen, yani 250 lira sana vereyim. 20 mi 25 bin lirayı fazladan veren bir insan 5 lira 10 liradan neden kaçsın? Ama dedim beni mahkemeye gönder de hiç olmazsa belki hakime anlatırım. Talihim yaver gitti. Devlet yaptığı yanlışın farkına vardı. Kanunu iptal ettiler ve ben mahkumiyetten kurtuldum. Yoksa cezası vardı. Hadi buyurun serbestleşiriz. Çok şükür bugünün dünyasında kara borsa falan yok. Çok şükür her yerde inşaat malzemesinin her türlüsü, her rengi bulunuyor. Ama temelde yanlışlık galiba devam ediyor. Efendim, son bir olay serbest teşebbüsle ilgili. 27 Mayıs devrimi 1960 yapıldı. Kadıköy'de bir küçük bürom var. 2-3 arkadaşımla çalışıyoruz. Telefonlarda sürekli hesap uzmanları benimle tanışmak istiyor. Ziyaret etmek istiyorlar. Adres istiyorlar. Adımı bulmuşlar, telefon numaramı bulmuşlar. Ziyaret etmek. Ben de diyorum ki ben hesap uzmanı aramıyorum. Bunlar beni neden arıyor? Nihayet bir tanesini çağırdım, geldi. Kardeşim, neden dedim bütün hesap uzmanları benim peşimde? Hocam, bilmiyor musunuz dedi. Neyi? Siz dedi İstanbul'da en çok vergi veren 4. mimarsınız. İnanır mısınız? Ödediğim toplam vergi 10 bin lira. Bunun 5 bin lirası devlet tarafından kesiliyor. 5 bin lira ödüyorum şeye, devlete. Ya kardeşim, ben dedim çok çok 5 bin lira ödüyorum. Bu 5 bin liradan sen ne tasarruf edeceksin? Diyor ki ne tasarruf edersek yarı yarıya. Peki nasıl tasarruf edeceksin bunu?
Efendim arabanız var mı? Var. Bir defa arabayı dedi, şahsi arabanız değil, işletmenin arabası. Evde yardımcınız var mı? Var. Onun maaşı da oraya. Kira onun, yani bir hesap kitap yaptı. Hakikaten 2500 lira tasarruf ediyor. İyi ama kardeşim zaten ben 2500 lira veriyorum. Adama 500 lira veriyorum. Düşünün yani mimarlık ne hale getirilmiş. Yani eğer sosyal şartlar ve hukuki şartlar mimarı buna zorluyor ise öyle bir ortamda özgür ve özerk bir mimarlık çok zor. Efendim, şimdi 1960'lardan 70'lere geçtik. Darbeler var. Sanırsınız ki yani darbeler oldu, işler düzelecek. Hayır, işler düzelmediği gibi daha da otoriter hale geldi. En iyisi, en önemlisi İstanbul'da Örfi İdare Komutanı var. Yıldız'da sorunlar var. Yönetim dağılmış, herkes bir tarafa kaçmış. Bir akşam geldiler, evin kapısından ciple beni aldılar. Örfi karargahına gittik. Efendiden bir general dedi ki seni çağırdım dedi. Seni dedi Yıldız Okulu'na müdür muavini tayin ediyor. Aman generalim dedim yani benim eşim, kızım, çocuklarım var ben para kazanacağım. Oradaki maaşla ben bunu yapamam. Ama devlet senden böyle bir görev istiyor dedi. Senin büronunu da kapattım dedi. Buyurun. İster al ister alma. Yani şimdi bu şeye karşı, Türkiye'deki bozuk düzene karşı müdahale eden askeri gücün tavrı. Evet, efendim, bu arada hiç olmayacak bir şans. Ankara'dan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir telefon, yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Bir öykü değil. Diyorlar ki bana telefonda, ben de o görevi kabul etmek zorunda kaldım. Müdür yardımcısıyım. Müdürümüz bir bilim adamı, idareye hiç karışmıyor, sen ne istersen yap diyor. Bir heyet gelecek dedi, çok yetkili dedi, okulun sorunlarını olduğu gibi açın, bunun karşılığında Yıldız çok şey kazanabilir. Karşıladık, okulu dolaştırdık. Tabii büyük sorunlarımız var. 2-3 günün sonunda 4-5 kişilik bir heyet, bir tane hanım sekreter sürekli not alıyorlar. Şeyleri, teftişleri bitti. İhtiyaçlarımızı tespit ettiler. Bir yemek veriyoruz öğle yemeği. Heyetin başkanı bana döndü dedi ki, Muhterem Hoca dedi, bu okulu nasıl yönetiyorsunuz? Dedim ki parmak hesabıyla. O nasıl hesap dedi. Anladım ki Amerikalı bizim parmak hesabını bilmiyor. Dedim ki Sayın Başkan biz ne eğitimi biliyoruz ne yönetimi biliyoruz dedim. Ne yapıyor? İşte biz buna parmak hesabı diyoruz. Akıl, yani aklımızı yürüterek bu okulu yönetiyoruz. Kahvelerimizi içtik adam gitti. O akşam saat 10. Adam beni telefonda buldu. Seninle dedi yarın Hilton'da bir yemek yiyelim. Dedim ki ben Hilton'a gelmem. Ama sen Taksim'e gel biz seninle bir şey yiyelim. Bir kebap yiyelim. Adam geldi. Dedi ki sizi neden aradığımı biliyor musunuz dedi. Gel bilmiyorum. Biz dedi size dedi en son ziyaret olarak geldik. Bir yüksek okulu görmek üzere. Ve ben dedi ilk defa olarak 3 aydır Türkiye'de dolaşıyorum. Bir şeyi bilmiyorum diyen bir Türk'e rastladım. Herkes her şeyi biliyor. Fakat şikayetçi hiçbir şey yapamıyor. Siz dedi dürüstçe bilmediğinizi söylediniz. Evet. Bilmek ister misiniz dedi. İsterim dedi. Ne yapacağım? Sen hiçbir şey yapma dedi. Ben sana dedi bir burs bulacağım. Sen öğrenmek istediğin her şeyi öğreneceksin. Neyi öğreneceksin? Eğitimini de öğreneceksin, yönetimi de. 1,5 sene sonra Kolombiya'da bana bir burs buldu. Bir mimar öğretmen olarak.
Kardeşim bu dedi ırk antropolojisi değil, bu kültür antropolojisi. Senin eğitim olmaz. Neden? Çok basit bir gerekçe gösterdi. Bakın ne dedi biliyor musunuz? Dünyada dedi, yaygın olarak sanılır ki kültür süreklidir, insan kolaylıkla değişir. Tam tersi dedi. Kültür değişir, insanlar değişmez, direnir. İşte eğitimde başarılı olabilmek için dedi, senin bu gerçeği görmen gerekir. Şöyle bir etrafınıza bakın, sanatçıların yaptıklarına, yazdıklarına bakın. Hepimiz, hemen hepimiz değiştiremediğimiz kişilikle, kişilik yapımızla, dünya görüşümüzle değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kolay da olmuyor. Değişen dünyaya ayak uydurmak, kendi kişiliğinizi koruyarak en zor işlerden bir tanesi. Efendim, 1970'lerin başında Türkiye'de bir Aydınlar Ocağı Derneği var. Bunlar bir kitap yayınladılar. Aydınlar Ocağı'nın Türkiye Görüşü diye. 1971 muhtırasına yetişmedi. Yani 12 Mart muhtırasına yetişmedi. Fakat bu görüş 1980'i hazırladı. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Hacettepe'de ders veriyorum. Türkiye ikiye bölünmüş. Benim biraz sosyal demokrat olduğum biliniyor. Öğrenciler amfiye gelip beni tehdit ediyorlar. Derse ara vermemi istiyorlar. Öğrencilere taş atıyorlar, kıyamet kopuyor. Amfinin kapısını açtım dedim ki, arkadaşlarınızı bırakın, ne yapacaksanız bana yapın. Mı üst teğmeni olaya bakıyor. Teğmenim dedim, buraya taşla sopayla saldırıyorlar, siz seyrediyorsunuz. Adamın cevabı, ben dedi üst katta görevliyim dedi. Size 12 Eylül'ün dramını özetlemeye çalışıyorum fazla detaya girmeden. Aynı günlerde inanmayacaksınız, aldığımız tehditler üzerine birisi öldürülüyor akademide, öğretmen, yazar. Ertesi gün eşime telefon geliyor. Sırada kocam vardır ama atladık. Bundan sonra haberin olsun, onu temizleyeceğiz. Eşim kapatıyor. Fakat şikayetler üzerine Ankara Emniyeti bizim kapımıza 24 saat polis koydu. Hiçbir faydası yok çünkü beni öldürecek adamın evime gelmesine gerek yok. İşe gidiyorum, geliyorum, yolda beni bulurlar. Ankara'yı bilenler bilirler. Ankara'da Mimarlar Odası'nın sokağında bir gün beni bir genç grup çevirdi. Ya hocam dediler, herkesi bir yere koyduk ama sen ne sağcısın ne solcusun. Bir an evvel nerede olduğunu belirle, yoksa seni öbür tarafa göndereceğiz. Bir başka sıkıntıyı anlatayım. O yıllarda tam 2 sene kapımızda polis, perdelerimiz kapalı yaşadık. Bu şimdi askeri denetimin ve de ne diyelim müdahalenin sonucunda bir mimarın hayatı. Efendim, çok uzatmadan bitirmeye çalışıyorum. Bu Aydınlar Ocağı'nın Türkiye meseleleri görüşü biraz önce söylediğim gibi 12 Mart'a yetişmedi ama 12 Eylül'e yetişti. Ve bu görüş 12 Eylül'ün Türk-İslam sentezi oldu. Türk-İslam sentezi nedir biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız dünya görüşünü veya politikanın esasıdır. Başında Türk var ama esası İslam. Türk bir koruyucu kabuk. Hiç Türklükle alakası yok.
Cumhuriyetle alakası yok, laiklikle alakası yok. Tamamen 27 Mayıs'a tepki olarak askerleri kullanarak Türkiye'yi şey yapıyorlar, politize ediyorlar ve Türkiye'de bugünkü ikilemi yaratıyorlar ve yarattılar. Bakın işin acıklı tarafı nedir biliyor musunuz? 1983 yılında Devlet Planlama Teşkilatı 27 Eylül darbesinin ve de anayasasını kurduğu bu kuruluş bir kitap yayınladı. Milli Kültür Planı. Milli Kültür Planı zannedersiniz ki bir kültür planı. Hayır. Baştan sona bir Türk-İslam sentezi. Yani Türklüğü, Cumhuriyeti, laikliği, çağdaşlığı hep tarafı olarak Türkiye ancak İslam'a dönerse kurtulabilir ve barış başlayabilir. Bugün değerli meslektaşlarım, biz bu Türk-İslam sentezinin uygulamasını görüyoruz. Uygulamasını yaşıyoruz. Şunu vurgulamak istiyorum. Olaylar 2000'de veya 2007'de başlamadı. Olayın temelinde 12 Eylül darbesinin veya cuntasının yatırımı var. Kur'anlar rahmetli oldu. Arkalarından çok fazla söylemeyeyim. Ama bütün bugünkü sıkıntılarımızın kaynağında asker yöneticilerimizin böyle bir yanılgısı, böyle bir hiyaneti demeye dilim varmıyor ama böyle bir yanılgısı ve saplantısı vardı. Evet, şimdi bugün neler oluyor? Siz istediğiniz kadar projeyi yapın. Ve deyin ki, benim projemi kimse değiştiremez, değiştirirler. Dünyadan çağdaş bir örnek vermek istiyorum. Sanıyorum ki mimar arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Ayn Rand'ın Fountainhead, Pınarbaşı diye bir kitabı vardır. Amerika'da bir mimarın hayatını anlatır. Ayn Rand. Frank Lloyd Wright'tan ilham aldığını söylerler ama Frank Lloyd Wright'tan belki bazı parçalar var. O kadar da Frank Lloyd Wright değil. Biraz daha değişik bir olay. Başarılı bir mimar. Çok önemli bir konut projesi alıyor. Site. Ama böyle yükselen bir site değil de yaygın bir site. Çok çalışıyor. Projesini hazırlıyor. Uygulamaya gelince yerel hükümet diyor ki biz bu projeyi beğenmedik. Şöyle değiştiriyoruz. Adam direniyor. Benim projemi değiştiremezsiniz. Değiştiririz diyorlar. İşine de biliyor. Ve projeyi değiştirerek inşa ediyorlar. Kitabı okuyanlar, filmini görenler hatırlarlar. Adam bir gece dinamitleri alıyor. Kendi eserini dinamitliyor. Şu gerekçeyle Amerika'da iyi taraflar da vardır, kötü taraflar da vardır ama şöyle bir ilke vardır. Mimarın projesi ve de imzası, rızası alınmadan değiştirilemez. Mimarın projesi, rızası alınmadan değiştirilemez. Değiştirmeye kalkarsınız, özgür bir mimar bunu yapar. Sonucu ne oluyor pek belli değil. Ama bir örnek olarak size verdim. Bunu tavsiye etmiyorum. Bunu tavsiye eder. Sakın ha beni burada adam bize böyle laflar etti demeyin. Yarın beni içeride bulursunuz. Yani ben kimseye dinamit atayım falan demiyorum. Ama dünyada böyle örnekler var. Bizim projelerimizi yönetim değiştirmek yetkisini kendinde görüyor. Madem ki parayı veriyorum, öyleyse değiştiririm. Para başka bir şey ama sanat başka bir şey. Özgürlük başka bir şey. Yani özgür sanatçı kazanabilir ama parayla özgür sanat yapılamıyor. Şimdi çağımızda özgür sanatlardan bu global sanatlara geçiyoruz. Efendim dünyada da böyle, Amerika'da da böyle, Rusya'da da böyle, Uzak Doğu'da da böyle. Pek de öyle değil. Tabii eğer siz dünyada olup bitenleri bildiğiniz birkaç örnekle desteklemeye, kanıtlamaya kalkarsınız, her şey yapılabilir.
her şeyi destekleyecek bir takım örnekler bulunabilir. Ama sosyal bilimciler diyor ki, anlamlı olan nedir? İki tane, üç tane örnek bulmakla siz bir dünya görüşünü savunamazsınız, onu kurtaramazsınız, onun doğruluğunu ispat edemezsiniz. Benim karikatür sanatçılarına çok büyük saygım var. Neden biliyor musunuz? Onlar yılıp usanmadan her gün bu gerçeği bir biçimine getirip önümüze koyuyorlar. Değiştirmeye kalkarsanız işte rezalet böyle olur. Belki onların o küçücük basit çizgilerinde kitaplarda bulamayacağımız gerçeklerin yansımasını görüyoruz. Efendim, son olarak bir başka konu üzerinde durmak istiyorum. Bu biraz Frank Lloyd Wright'tan. Frank Lloyd Wright bir mimar olmakla beraber, hatta biraz da romantik bir mimar olmakla beraber, mimarlığın bazı temel sorunlarını gündeme getirmiştir. Diyor ki, mimarlık teknolojiyi kullanır. Ama öyle kullanır ki, onu bir kemerin üst taşı gibi kullanır. Bütün teknolojileri kullanır, onlardan bir üstün teknoloji yaratır. Arkitektür diyor, tekniklerin bir üst kemeridir. Arkitektür, tekniklerin bir üst kemer taşıdır. Yani bütün tekniklerden yararlanır ama o teknikleri kullanarak bir üst teknik yaratır. Bu anlamda kullandığınızda teknoloji sanata ve mimara hizmet eder. Ama siz eğer mimariyi bu şekilde anlamayıp da eğer efendim mutfakta size şunu yapalım, banyoda bunu yapalım, bak şu teknoloji, bu teknoloji derseniz o teknoloji bugün kültürümüzü mahvediyor. En basit, en çarpıcı örneği yaşadığımız kent ve iklim sorunlarıdır. Bugün yaşadığımız küresel dünyayı bu hale getiren teknolojidir. Teknolojinin kullandığı fakat kullanmaması gereken enerjidir. Geçen senelerde bir örnek vardı. Kadınların kirpik kıvırma makasını şeyli yapmışlar, pilli yapmışlar. Kıvırırken ısıtıyor ve daha uzun dayanıyormuş. Yani eli yorulmasın, onu böyle kıvırsın. Son günlerde bir reklam var, çıldırıyorum. Efendim, kabloya ihtiyaç yok, anahtara ihtiyaç yok, enerjiye ihtiyaç yok. Size bir kutu veriyorlar. Üzerinde 5 tane pencere var. Karanlık odaya koyup duvara yapıştırıyorsunuz. Siz karanlık odaya girdiğinizde aletsiz tarak kendiliğinden yanıyor. Düşünün bakın ne kadar müthiş bir şey. Ama bir de detayına giriyorsunuz. İçinde 8 tane pil var. Size bir kolaylık satmıyor. Size teknoloji satıyor, enerji satıyor. Ve dünya bu enerjiyi kullanarak üzerinde yaşadığımız bu yaşam küreyi mahvediyor. Yaşam kürenin en büyük düşmanı gereksiz kullandığımız enerji. Çünkü kanun var, enerjiyi kullanırsınız ama geriye dönüştüremezsiniz. O kullanılınca gidiyor. Dünyanın ısınması buraya. Şimdi mimarlık böyle bir tehlike karşısında. Artık galiba çizmeye, aydıngere falan da gerek kalmadı. Efendim elimizde bak böyle bir şey var şimdi, mutfak şeysi, albümü var. Beğen beğendiğini seç, bunu yap, onu yap. Hangisini beğenirsen biz senin inşaatına bunu yap. Mutfakta, banyoda işler bu hale geldi. Hatta daha proje yokken sizi projenin içine sokup binayı dolaştırıyorlar. Müthiş bir teknoloji. Tasarım nerede? Tasarım bir yerde yapılmış. Siz o tasarımı satmakla görevli bir takım seyyar satıcılar durumunda düşüyorsunuz. Burada artık orijinallik, burada yaratıcılık falan kalmadı. Tan Oral'ın bir karikatürünü hatırlarım. Bu tüketim şeyinden, ekonomisinden söz edildiği zaman bir kadın hani bu şeylerdeki marketlerdeki tekerlekli arabalardan yokuşa doğru doldurmuş tezgahını götürmeye çalışıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, teknoloji böyle bize tüketimi satan bir ekonomi olmamalı. Teknoloji
bize hayatı nasıl daha kolay, nasıl daha ucuz, nasıl daha verimli, nasıl daha insani kullanabiliriz? Mimar eğer bu sorumluluktan çekiliyorsa zannediyorum ki mesleğimizin sonu gelmiştir. Böyle insanları yapılmamış bir projenin içinde dolaştırarak etkileyip proje almak bence doğru değil. Yakın zamanda Türkiye'de önemli bir gelişme oldu. Gazetelerde pek fazla yer tutmadı. Cumhuriyet'te, Sözcü'de falan çıktı. Ali Koç, Koç grubunun genç yöneticilerinden bir tanesi. Bakın ne dedi. Eğer dedi kapitalizmin sorunlarını çözmezsek dünyanın sonu gelmiştir. Şimdi bir böyle büyük holdingin yöneticisinin bunu söylemesi doğru. Fakat orijinal değil. Bakın 1950'lerden beri Galbraith adında bir Kanadalı iktisatçı ne diyor? Dünyaya şu mesajı veriyordu. Bu refah ekonomisi denen ekonomi aslında bir kapitalist tüketim ekonomisidir. Ve bu ekonomi dünyayı barışa değil savaşa götürür. Çünkü tüketir fakat üretmez. Üretmeden tüketerek biz bugün bu son derece sınırlı olan yaşam küreyi bitiriyoruz. Dünya çok büyük değerli meslektaşlarım. Ama gerçek şu ki biz bu büyük dünyada dünyanın çevresindeki çok ince bir zar üzerinde yaşıyoruz. Bu zar dünyanın hacminin belki milyonda biri, hacim olarak binde biri. Bütün dünya kullanılır değil. 3 metre yerin altına girdiğiniz zaman hiçbir şey yok orada. Ölü toprak. Kullanabileceğimiz o zar son derece ince bir zar ve o zar bugün eriyip gidiyor. Şimdi mimarların bu gerçeği görüp ön planda görev alması ve buna çare bulması gerekir diye düşünüyorum. Efendim, evet, son olarak birkaç nota daha var. Son günlerde Türkiye'de ve Avrupa'da birkaç önemli makale okudum. Acaba mimarlık için estetik yeter mi? Bakın. Estetik. Bizim mesleğimizin temeli estetik. Yeter mi? Yetmez. Diğer sanatlardan farklı olarak değil ama biraz daha fazla olarak mimarın bir etik dünya görüşüne sahip olması lazım. Bu böyle günlük hayatta kullandığımız ahlak değil. Etik. Yani sorunlar karşısında nasıl bir tavır alalım? Ne yapalım? Hani Lenin'in Köfer dediği ne yapmalı? Bu sorunlu dünyada düşünenler, sorumluluk duyanlar ne yapsın? Evet. Çözüm. Diyorlar ki efendim, dünyadaki ihtiyaçlar sınırlıdır. Yemek, içmek, yatmak, kalkmak, işte güvenlik, biraz gelecek umudu vesaire. Ama çözümler çok çok çeşitlidir. Mimarlık eğitimi görenlerin mimar olacak affedersin. Mimarlık adaylarının dünyayı dolaşıp bu sınırlı ihtiyaçların ne kadar çeşitli biçimde çözümlendiğini ve kullanıldığını görmeleri, anlamaları gerekir. Ancak o zaman mimarlık bir özgür sanat olabilir. Eğer biz çözüm olarak sunulan klişeleri tekrarlamaya devam edersek mimarlık sanatı sanat da olamaz, bir meslek de olamaz. Burada hepimize düşen bir şey var, bir sorumluluk var. Bu anlamda Türkiye Mimarlar Odası'nın çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum ve de çok mutlulukla takip ediyorum. Çünkü adını koymamakla beraber mimarların, üyelerinin değil, mimarlığın ve mimarların toplumdaki yerini, saygınlığını, onurunu korumaya çalışıyorlar. Onun için dikkat edin, başları sürekli olarak
yerel yönetimle, devletle, hükümetle başları dertte. Öyle de olması gerekir. Mimar teslim olan bir sanatçı değil. Mimar teslim olmayan bir sanatçı olması gerekir. Ve eğer böyle olursa zannediyorum ki mimarlık sanatı kazanabilir. Evet, şöyle toparlayayım isterseniz. Galiba bak bir saatimi dolduruyorum. Şöyle bir anekdotla bitireyim. Mimarlık eğitimim sırasında Amerika'da Frank Lloyd Wright adını duymadık. Mimarlık dergilerinde de adamın adı hiç geçmiyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Adamın mimarlık diploması yok. Adamı mühendis mekteminden atmışlar, bu adamdan adam olmaz diye. Tıpkı Einstein gibi. Fakat adam kapısına bir mimar diye leva astı ve 50 sene sonra Amerikan Mimarlar Birliği'nin enstitüsünün altın ödülünü aldı. Ben bu adamı mimar olduktan sonra, diploma aldıktan sonra bu Amerika'da yaptığı, bu törende yaptığı konuşmayla tanıdım. Bakın ne diyor. Değerli meslektaşlarım diyor. Beni 50 yıl tanımadınız. Dünya beni tanıdı. Almanlar kitap yazdı, Japonlar bana eş verdi, İtalyanlar şunu yaptı. Dünyanın her tarafından onur aldım. Bir tek diyor Amerika beni tanımadı. Şimdi bana diyor bu altın ödülü veriyorsunuz. İnanın bana diyor, bu altın ödüle hepinizden daha çok layıkım. Neden biliyor musunuz diyor. 1900 diyor, 5'te kapıma diyor bir mimar levhası astığım zaman diyor, birkaç ay sonra bizim sokakta veya yakında oturan bir zengin avukat kapımı çaldı ve dedi ki, mimar bey, bu şehirdeki ve çevredeki bütün mimarlar portfolyolarını alıp benim ziyaretime geldiler. Çünkü ben bir köşk yaptıracağım, bir burada önemli bir şey yaptıracağım, herkes benden iş almak istiyor. Siz benim komşumsunuz. Hiç gelmediniz diyor. Niçin gelmediniz? Bu zat-ı muhtereme demiş ki Frank Lloyd Wright. Benim demiş bazı alacak davalarım var. Siz niçin bana demiş avukatlık hizmetinizi şey yapmıyorsunuz, teklif etmiyorsunuz? Adam böyle bir şaşırmış. Buraya bak demiş genç adam. Ne kadar yetenekli bir mimar olduğunu bilmiyorum ama benim evimi yapar mısın demiş. Şimdi değerli arkadaşlarım, biraz belki sizi tebessümle bitiriyorum ama mimarlık böyle bir sanat. Yalnız mimarlık değil, bütün tasarım sanatlarında bu var ama mimarlıkta daha çarpıcı bir biçimde bu var. Ve hakikaten benim kanaatimce, ve inanır mısınız, bu ben toplantıya katılamadım, sonradan toplantının zabıtlarını okudum. Zannediyorum 4000 kişilik bir salonda bu ödül veriliyor, altın madalya. Bütün salon mimarlarla dolu, ayakta alkışlıyorlar 10 dakika. Ve adam konuşmasını şöyle bitiriyor. Çok teşekkür ederim, beni onurlandırdınız. Ama aranızda diyor, vaktiyle hani o avukat beye gidip eserlerini gösteren meslektaşlarımı da görüyorum. Bundan daha çarpıcı bir fıkram olmadığı için burada tam saat başında bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi galiba başkanın yönetiminde soru cevaplara cevap vermeye çalışacağız. Başkan da geliyor görevinin başına. Evet, teşekkür ediyoruz Bozkurt Bey'e bu güzel sunuşu konferansı için. Soru sormak isteyenlere mikrofonu uzatacağız demiştik. Bozkurt Bey'e. Biraz
Biraz işitme sorunu var. Yüksek sesle söylersiniz. Ali Hacı Haliloğlu. Hocam 1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Japonya ile ilgili bir söyleşinizi izlemiştim. Öğrenciydim o zaman. Şöyle bir anekdot anlatmıştınız. Japonların hayatta iki ideali vardır. Bir tanesi kendisini yetiştiren hocayı geçmek, sonra da kendisini geçecek bir öğrenci yetiştirmek diye. Bu söyleşinizi de bu olayı hiç unutmadım. Ama bizim eğitimimiz, özde de mimarlık eğitimimizin geldiği noktalar belli. Eğitim olarak mı veremedik topluma bu değerleri Japonlar gibi? Yoksa toplumun bu gelişen sürecinde ailelerle birlikte alamadık mı biz bu şeyi? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi toplumumuzda bir Japon ideali veya Japon hayranlığı vardır. Hani şu adam intihar etti ya, keşke biz de Japonlar gibi intihar etsek filan. İntihar etmekten vazgeçelim, yaşayalım da biraz sorumluluk alalım. Şimdi bu olay Türkiye'de çok konuşuldu, yazıldı fakat işin esası anlaşılamadı. Bakın, adamın intiharında ne var? Adam köprü inşaatında çalışan bir Japon mühendis. Görevi nedir belli değil. İnşaatta bir halat kopuyor. Sorumlusu Japon değil. Halatı yapan da Japon değil. Ama adam ertesi gün bu olayın Türk kamuoyunda nasıl yansıtılacağını, nasıl kötüye kullanılacağını bildiği için intihar etti. Neden biliyor musunuz? Ülkesinin adını korumak için. Çünkü olay Türkiye'de şöyle, biz Japonları çok iyi tanırız ama Japon'un çalıştığı şeyde, çalıştığı köprüde halat koptu. Adamın sorumluluğu yok. Adam ülkesine bir söz gelmemesi için, ülkesinin imajı yıpranmaması için bunu yapıyor. Şimdi burada bir de bizdeki duruma bakalım. Bize yani yalancılar, dolancılar, soyguncular kahramanlar gibi dolaşıyor ortada. Yani ben diyorum ki bu adam hangi cesaretle şeye çıkıyor, söyleyin, ekrana. Adam çıkıyor ve duman attırıyor dünyaya. Hiç utanması yok. Japon kültürünün temeli bir utanç kültürüdür. Yani insanlar, insanlara karşı yaptıklarından utanırlar. Utanç kültürü. Japon anne çocuğunu yetiştirirken ne der biliyor musunuz? Ağlatmaz. Şöyle der. Evladım, aman dikkat et. Çevrendekiler sana gülüyor der. Çocuk hemen kendini toparlar. Ağlamayı da keser, gülmeyi de keser. Kimseye gülünç duruma düşmek istemez. Şimdi bu bize hiç benzemeyen bir olay. Bunu değiştirmemiz çok çok zor. Bizde inkar var, yalan var, dolan var. Biz bu şekilde gelmiş gidiyoruz. Nereye varırız bilmiyorum. Ama düşünün. Japonya'da bakın şöyle bir şey var. İnsan o kadar onurlu bir varlıktır ki başka birisi tarafından veya bir kanun tarafından cezalandırılmaktansa kendi kendisini cezalandırır. Kendi kendini cezalandırmak insanın en büyük onurudur. Hiç bilinmeyen bir, yazılmamış bir anekdot. Japonya 1945'te teslim oldu. Japon egosu için çok ağır bir durum. Japonya savaştığı Amerika'nın atom bombasına teslim oluyor. Olayın arkasında şöyle bir durum var. Amerikalılar bombaları attılar ve arkasından ultimatumu dayadılar. Dediler ki eğer kayıtsız şartsız teslim olmazsanız bütün şehirlerinizi bu şekilde yok edeceğiz. Hiç buna gerek yoktu. Çünkü Japonya'da şehir falan kalmamıştı. Yanmış bitmiş. Japon hükümetinden bir tane general görevli olarak imparatoru ziyaret ediyor. İmparator Hazretleri diyor. Bizim görevimiz bitti. Japonya'da bitti. Şimdi siz yetkinizi kullanın. Bir emir verin. Siz Japonya'nın tanrısı ve babasınız.
Japon insanları tümden intihar etsin. İmparator diyor ki, bana bir gece diyor müsaade edin, kararımı yarın sabah size vereceğim. O gece imparator uyumuyor. Ve eski tarihlere bakıyor. Orada bir not diyor, bir atasözü. Öyle zamanlar olur ki insanlar dayanılmaza dayanmak zorunda kalabilir. Marifet ölmek veya öldürmek değil, imparatorların görevi yaşamak ve yaşatmaktır. Öyleyse ben bu sıkıntıya katılacağım, katlanacağım ve teslim olacağım milletimin yaşaması için. Ertesi sabah saat 8:30, ultimatumu veren general bir arabayla saraya giderken radyoyu açıyor. Radyodaki haber, bu gece imparatorumuz Amerikalıların kayıtsız şartsız teslim olma teklifini kabul etti ve Japonya Amerika'ya teslim oldu. General diyor ki şoföre, dönelim, iş bitmiştir. Çünkü imparator bunu söyledikten sonra imparatoru değiştirmek mümkün değil. Aynı gün, öğleden sonra saat 4. Japonya'nın merkezindeki imparatorluk sarayı böyle bir geniş bahçedir. Etrafında duvarlar ve surlar ve su vardır koruyucu. Oraya 17 veya 19 tane samuray geliyor, geleneksel kıyafetleriyle. Sarayın bulunduğu kapıya yöneliyorlar. O klasik selamlarını veriyorlar böyle. Sanki orada bir figür varmış gibi. Ve arkasından birinci samuray karnını kesiyor ve yanındakine diyor ki görevini yap. Şimdi bunu anlatmak çok zor. Karnı kesilen adamın karnı boşalır ama ayakta kalır. Öldürücü değildir karnı kesilmesi. Diyor ki görevini yap. Yanındaki arkadaşı kafasını kesiyor. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü. 16 tane samuray bu şekilde imparatorluk sarayının önünde intihar ediyorlar. 17. karnını kesiyor fakat kafasını kesecek adam yok. Karşıdaki şeyi çağırıyor. İmparatorluk sarayının kapısındaki nöbetçiyi çağırıyor. Görevini yapıyor, o da onun başını kesiyor. Olay bu kadar. Olayla ilgili yazılı tek bir kaynak bulamadım. Ama yorum şöyle. Bu 19 tane samuray Japonya'ya hangi mesajı veriyorlar? Değerli imparatorumuz, siz zor şartlar altında çok zor bir karar verdiniz ve bu toplumu kurtardınız, yaşattınız. Ama bir toplum ancak onun için ölenler varsa varlığını sürdürebilir. Biz de size Japonya için ölen insanlar olduğunu göstermek istedik. Bu bizim dünyaya bakışımızdan çok farklı. Onun için bana, hocam ne tavsiye ediyorsunuz? Vallahi çok zor, biraz sorumluluk, biraz da dünyayı tanımak diyorum. Böyle ezbere şeylerle efendim adamlar ne mucize yapmış. Hiç mucizesi falan yok. Kültür bunu öğretiyor. Çünkü değerli meslektaşlarım, yalnız Japonya'da değil, bakın 1920'lerde Mayakovski adında bir Rus şair vardır, romantik, devrimci bir şair. Bir şiirinde diyor ki, ölmek ve öldürmek kolaydır. Tetiği çekersiniz, düğmeye basarsınız, insanlar ölür. Ama marifet diyor, yaşamak ve yaşatmaktır. Ne yazık ki bu şair 2 hafta sonra intihar ediyor. Yaşamak ve yaşatmak için ne yapacağız? Nasıl örnekler vereceğiz? Böyle çözümü Japonya'da, Amerika'da, Çin'de değil. Kendimizde aramak zorundayız. Sorumluluğu yöneticide değil. O yöneticiye oy veren seçmenimizde, yani kendimizde aramalıyız. Şöyle bir buçuk aydır, yani bu seçim sonuçlarından beri, hangi toplantıya gitsem birileri etrafımı sarıyor. Hocam ne oluyor, nereye gidiyor? Ne demek istiyorsun? Yani işler bu kadar kötüye giderken
bu adamlara kim oy veriyor? Vallahi ne bileyim, birileri veriyor. İkimizden birimiz veriyor. Ya sen ya ben. Sen vermiyorsan ben veriyorum, ben vermiyorsan sen veriyorum. Ve inanır mısınız, bu cevaptan sonra kimse bir şey sormuyor. Bu konu üzerinde düşünmemiz lazım. Benim kanaatim, bütün diktatörlüklerde olduğu gibi, diktatörün marifeti, başarısı kendi kişiliğinden değil, toplumda bulduğu destekten geliyor. Toplumlar yaratıyor diktatörleri. Neyse, Churchill'den bir fıkrayla bitireyim bu soruyu. Biliyorsunuz Hitler'e 30 küsur şey yapıldı, suikast teşebbüsü yapıldı. Hepsinden kurtuldu. Her defasında Churchill'in yardımcıları koşarlarmış, teselli ediyorlar. Churchill, işte ay herif gene kurtuldu. Çocuklar, üzülmeyin, adam kurtulsun. Çünkü eğer adam ölürse Alman toplumu yenisini yaratabilir. Ne kadar gerçektir bilmiyorum. Ama İkinci Savaşı büyük bir şeyle, uzak görüşle yöneten ve kazanan bir insanın bu görüşüne yer vermek lazım. Acaba diktatör kendi kendisini mi yaratıyor, yoksa biz mi onu yaratıyoruz? Şimdi Türkiye'mizde bir ümide kapıldık. Adam bir gitse kurtulacağız. Hayır. Adam bir gitse benim kanaatim, yenisini yaratmaya çalışacağız. Bu yalnız mimarların değil, yurttaşlar olarak hepimizin sorunu. Efendim, başka bir soru var mı? Biraz cevabı uzattım, kusura bakmayın. Mete Göktuğ. Bozkurt Bey, biz sizle Tarlabaşı yıkımları sırasında zannediyorum UNESCO'nun 40. kutlaması ile ilgili İstanbul'daki bir toplantıda buluşmuştuk. Biz de Tarlabaşı ile ilgili size planlarımızı göstermiştik. Hatırlayabiliyor musunuz? Galiba 89, ben yanlış tarih vermiş olabilirim. Sen hatırlıyor musun? 87-88 olabilir. Yani UNESCO'nun bir burada bir kutlaması vardı. Siz de UNESCO heyeti içindeydiniz. Hatırlıyorsunuz herhalde. Ben de sizi çünkü yakınındaydım, çünkü oda temsilcisi olarak beraber bulunuyorduk. Evet. Sizi hatta otelden konferans yerine, toplantı yerlerine falan hep ben taşımıştım. Maalesef yani bir ses duyuyorum ama anlayamıyorum. Birisi yardımcı olabilirse nedir soru, anlayamadım. Soru şöyle efendim, yani birisinin yardımcı olması. Sayın Başkan. Soru daha sorulmadı. Daha sormadık. Şimdi soruyorum aslında. Yani bir korsan bildirim yapıyorsunuz. Hayır. Şöyle. Bir dakika, ses nasıl geliyor? Normal geliyor mu? Geliyor. Şimdi efendim, demin bahsettiniz, müşteri mimar ilişkilerinden bahsettiniz. Tarlabaşı yıkımlarını organize eden bir müşteri vardı. Mimarlar da bize eğiten öğretmenlerdi. Hatırlıyor musunuz o şeyleri? Anlayamıyorum. Hayır, duyuyorum da anlayamıyorum. Biraz unutuyorum. Şöyle yakına gelirsiniz. Tamam. Hem sizi görmüş olurlar. Ben de dudaklarınızı okurum. Hatırlayabildiniz mi bilmiyorum beni ama. Merhaba, nasılsınız? Aslında bu müşteri mimar ilişkilerinde mimarlık tavrında pek değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Yani bütün asırlar boyu işte mimarların ağa olduğu dönemden mimarların bey dönemine olduğu, daha sonra da abi olduğu, daha sonra da işte normal mimar olduğu bir süreçten geçtik. Evet. Dolayısıyla aslında mimarlık mesleğinde mimari ile müşteri arasında çok delikat bir ilişki var. Bu ilişkinin dengelenmesi mimaride iyi sonuçlar getirebiliyor. Evet. Yani bir anlamda. Evet. Nasıl gelişti? Siz aslında sizin anlattığınız her şeyde ben şu anda gördüğüm kadarıyla mimarlarla müşteriler arasındaki ilişkinin bittiğini görüyorsunuz. Evet, doğru. Doğru. Ya yani bu nasıl tedavi edilebilir? Bunu doğru. Doğru. Şimdi çok önemli bir nokta. Hani mimarın çeşitli görevleri var. Bir tanesi de müşteriyle ilişkisi. İstanbul'da mimarlık yaptığım tarihlerden bir tanesinde
Kadıköy'de önemli bir apartman projesi yapıyoruz. Mal sahibi Ankaralı bir zengin. Projeyi bana yaptırdı. Bir tane mühendis buldu, şey yapacak, teknik bakımdan kontrol edecek. Ben de mimari kontrolünü yapacağım. Bir kalfadan veya bir müteahhitten fiyat istemişler. Ertesi gün o kalfa veya müteahhit benim ofisime geldi. Bana sorduğu soru şu. Hocam dedi, benim teknik Yıldız'da çalıştığımı biliyor. Siz dedi, kalfalardan yüzde kaç alıyorsunuz? Ne yüzdesi dedi. Yani dedi, yarın fiyat vereceğim de siz ne istiyorsanız ona göre fiyat vereceğim. Evladım dedim, ben paramı mal sahibinden alıyorum. Eğer ben senden de yüzde alırsam o zaman ben o zaman görevimi mi yapamam? Şimdi Amerika'daki mimarlık eğitimim sırasında bize bir etik dersi verildi. Bu etik dersinin temeli şu, mimarın kendisine, sanatına, müşterisine karşı sorumlulukları. Mimar bir hakim değil, bir avukat değil, bir savcı değil. Fakat bunun içinde mesleğini namusuyla temsil eden ve görevini iyi yapmaya, doğru yapmaya çalışan ve mesleğinin saygınlığını koruyan kişidir. Eğer siz kontrol olarak mal sahibinden aldığınız ücrete ek olarak eğer bir de kalfadan ondan bundan para alırsanız bunun adı mimarlık değil. Bunun adı simsarlık olabilir, başka bir şey olabilir ama mimarlık bu değil. Mimar sadece bir kişiden para alabilir. O da şeysidir. O da müşterisidir. Müşterisinin saygısını korumayan bir mimar meslekte saygınlığını da koruyamaz. Burada mesele şuna geliyor. Bütün sanatlarda olduğu gibi başarı kişinin yeteneğinden ziyade kişiliğinde. Kişilik çok çok önemli. Yani ben hayatım boyunca bir takım işler yaptım ve şu konuda yanılmadım. Eğer kişiyi bilgisiyle, yeteneğini değil de kişiliğiyle eğer değerlendiriyorsam çok az yanıldım. Ama eğer siz adamın ünvanıyla, gücüyle, şöhretiyle, bilmem nesiyle değerlendirirseniz çok yanılabilirsiniz. Genç mimar arkadaşlarıma böyle acizane tavsiye edebilirim. Orta halde müşteride paranız kalmaz. Kimde kalır biliyor musun? Çok zenginlerde kalır. İşi bitirirsiniz. Hadi bakalım oturamazsın. Şimdi zeytinyağdan gelecek, zeytinden gelecek, Urfa'dan gelecek, Malta'dan gelecek deyip sizi uzatır, paranızı vermez. Ve sonunda der ki, tamam arkadaş ama ben işte kusura bakma ödeyemiyorum. Ne yapayım? Git mahkemeye, şeriatın kestiği parmak acımaz, oradan alırsın. Çok iyi biliyor ki, senelerde sürecek bir alacak davasında zaten yarısını avukat alacak. Bu mimar bundan vazgeçecek. Ve mimar yalnız parayı almaktan değil, mesleğinden bile vazgeçebilir. Onun için bu mimarın kişiliği çok... Ama bu nasıl sağlanabilir bilmiyorum. Yani belki kendine saygılı bir kişi müşterisine de saygılıdır. Topluma da saygılıdır. Ama bir kişinin eğer kendine saygısı yoksa, bu çeşit oyunlara geliyorsa, ne kadar yetenekli olursa olsun, mimarlığa hizmet edebileceği kanısında diyelim. Bu böyle bir zorluğu var mesleğimiz. Evet. Belki son olacak. Çok kısa olarak hem hocama bir teşekkür etmiş olayım. Hem kısa bir geçmişle ilgili ufak bir anımı ben de söyleyeyim. 1973 yılı İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ydi o zamanki adı. Mimarlık bölümünden mezun olmuştuk.
dünyayı, artık her şeyi biliyorduk. Mimardık. Her istediğimizi yapabilirdik. Biraz önce hocamın söylediğine bir katkı olarak git proje yap, imza at. Hatta mühendislik yap, statik proje yap, imza at. O zaman şimdi genç arkadaşlar, az sayıda burada ama muhtemelen şaşıracaklardır. Mühendislik yapma hakkına da sahiptik. Statik proje yapma hakkına da sahiptik. Her şeyi biliyoruz zannediyorduk. İlk defa şehir bölge planlama lisans üstü açıldı. Biz de heyecanla lisans üstü eğitimi yapmak üzere şehir bölge planlama bölümüne kaydolduk. İlk öğrencileriydik. Hocamız da sosyal antropoloji dersine geldi. Ben ne insan hakkında ne kültür hakkında o güne kadar hiçbir fikir, hiçbir bilgi sahibi olmadığımı hissettim. Bütün dünya görüşüm, bakış açım değişti. Kendisine burada teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlara mutlaka bir kitabını okumalarını öneriyorum. Böylece belki son bir kapanış konuşması oldu. Teşekkürlerimle. Efendim, son dedi ama gene de ben isterseniz bir tek cümle söyleyeyim. Ne konuşmalarımda ne de yazılarımda hiçbir zaman son söz demiyorum, sözün sonu diyorum. Neden biliyor musunuz? Son sözü söyleyen kendisini aldatan bir zavallıdır. Hiçbir konuda son söz söylenemez. Hayat sürüp gidiyor. Onun için son söz yerine söz sonu diyelim. Ve değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım, hiçbir zaman şeye kapılmayın. Ne diye, karamsarlığa kapılmayın. Dünya böyle gelmiştir ama sürekli değişmektedir. Ve değişmek zorundadır. Yoksa endişem odur ki 30-40 sene sonra artık endişe edeceğimiz bir kültür değeri kalmayabilir. Bakın ben bunu ne zaman yazdım biliyor musunuz? 30 sene önce yazdım. 15 yıl önce bir kitap yayınladım. Dünyanın sonu mu diye. İnanır mısınız? Yabancı ülkelerden ilgi geldi, beni çağırdılar. Türkiye'den tek bir not veya ses gelmedi. Telefon gelmedi. Yahu senin böyle bir kitabın çıkmıştı. Ama bu kitabın dayandığı şöyle bir gerçek var. Eğer bugünkü tüketim devam ederse, bakın, 30 yıl sonra dünyada hayat bitiyor. 2 derece uzağız yokluktan. 15 dereceye geldi. 1,5 derece sonra yaşam bitiyor, insanı bırakın. Canlı kalmıyor. Eğer bütün o Paris'te alınan önlemler uygulanırsa bu 30 yıl 60 veya 70 yıla çıkabilir. Dünya süratle kendi kendisini tüketmektedir. Tükenen bir dünyada da mimarlığın veya ilişkilerin pek önemi kalmayabilir. Ama gene de umutsuzluğa kapılmayın. Her zaman umut olmalı, yaşamalı. Zaten onun için şairler var. Hepinize çok sevgiler, saygılar. Bunu yalnız gösterelim de herkes. Evet. Çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. Güzel bir olmuş.